Tamam. İş barkodunuzu alabilir miyim? Ben bakabilir miyim onlara? Ağzınızı açın. Dilinizi çıkarıp aa yapın. Burnunuzdan alacağım. Aç ağzını. Aç ağzını. Aa. Diğer taraf. Sen arada benim yüzüne de bak ya. Burası bildiğiniz gibi 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı ve hizmete vermeye başladı. Toplam 1008 yatak kapasiteli. Bunun 432 tanesi yoğun bakım, 576 tanesi servis hastası. Tabii biz bazı düzenlemeler yaparak yataklarda da bazı farklı oynamalar da yaptık. Arz ve talebe göre. Bu nedenle şu an bizim hizmete soktuğumuz yaklaşık 470 kadar servis hastası var. Servis yatağı var. 72 kadar da yoğun bakım yatağı var. Peyderpey arz ve talebe göre bunları açıyoruz. Tabii 1008 yataklı bir hastaneye çevirmek kolay değil. Bunun için gerek ekipman gerek iş gücü, uzmanlaşmış iş gücü çok önemli burada. Yani normal bir iş gücünden farklı olarak COVID-19 enfeksiyonuna başa çıkmak için farklı servislerden çok uzmanlaşmış kişilerin olması lazım. Bizim şu an bugün itibariyle tabii bu devamlı değişiyor. 380-390 civarında yatan hastamız var. Ayrıyeten de 54 tane de yoğun bakımda yatan hastamız var. Siz de çevrenize baktığınız zaman eskiden hiç duymadığınız işte falan komşumuzda da Covid çıktı falan arkadaşımıza da Covid çıktı diye duyuyorsunuzdur. Artış var. Tabi bu artıştan dolayı insanlar ne yapıyor? Bir korkuyor. Öncelikle bir korku geliyor. Acaba ben de mi Covid'im diye. Hem bu şekilde geliyor insanlar. Hem de biliyorsunuz hava yolları da yurt dışına gidişlerde açıldı. Pasaport içinde geliyorlar. Ayrıyeten bazı işe girişlerde işveren istiyor. Onlar da geliyor. O nedenle kuyruklarda tabii bizde de fazlalaştı. Bizde de artış var. O yoğunluğu görüyoruz. Fakat bunların hepsi hasta demek değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kısmı bazıları da kontrol içine geliyor. Bizim mesela burada 5 tane COVID polikliniğimiz var. Kontrol polikliniği için çalışıyor. Oraya da geliyorlar. Orada da çalışıyorlar. Çok hızlı bir sirkülasyon oluyor bazen. Yaklaşık tabii son rakamları bilmiyorum yanıltıcı olmasın. 1500'e yakın hasta taburcu edilmiştir. Koronadan mı? Evet.
Şimdi ağır hastadan tabii ki birçok kişilere komorbid dediğimiz işte diyabeti, kilosu, KOAH dediğimiz ya da akciğer enfeksiyonu ya da bir tümör ya da otoimmün tedavi alan, immünsüpresyon tedavisi alan hastalar var. Bunlar enfeksiyona yakalandı mı ne yazık ki çoğu bunların ağır geçiriyor. Belli bir yaşın üstündeyse de bazı hastalıklarda akciğer tutulumunun görülmesini biz daha fazla karşılaşıyoruz. Bunları yatırıyoruz servislere. Solunumunda da güçlük başladığı zaman hemen yoğun bakıma alıyoruz. Fakat yoğun bakıma almak demek hemen entübe etmek demek değil. Zaten Sağlık Bakanlığı da bunun üzerinde çok duruyor. Bu hastalara high flow dediğimiz yani yüksek oksijen veriyoruz. Yüksek oksijen vererek, derin solutarak, aynı zamanda da diğer destek tedavilerini yaparak hastaların akciğerlerini belli bir seviyede tutmak ve iyileşmeyi hızlandırmak. Amacımız bu. Bu tip hastalarda karşılaşınca da tabii ki bunlar yoğun bakımlarda daha fazla yer tutuyor. Şöyle söyleyeyim, eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa ve tanı ve tedavi için ya da kontrol için geldiyse hepsi ücretsiz. Fakat yurt dışına gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa pasaporttan çıkarken isteniyor. Onlar 250 TL ücret ödüyor. Onun dışında hastanede verilen her hizmet, her şey ücretsiz.